Selamlar. Nasıl Yazılır serisine bir okuma daha ekleyeceğim. Gabriel Garcia Marquez. Namı diğer Gabo. 2014 yılında kaybettiğimiz büyülü gerçekçiliğin usta yazarı Gabriel Garcia Marquez de bir yazarlık atölyesi açmış. Ve bu bilgileri ulaşamayacak insanlara diye çok üzülmüş. Notos'un 51. sayısı yıl 2015. Orada Gabriel Garcia Marquez'in bir dosyası var. Okudum, inceledim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Çok heyecanlandım. Nasıl yapsam, nasıl yapsam, hangi birini anlatsam saatler sürer. Günler sürer belki de. Önce video çekmek istedim ama not alırsınız vesaire bir işinize yarar diye sesle okuyacağım ve bu yazıyı Ogito'da okuyabilirsiniz bu arada. Onun linkini de aşağıya vereceğim. Ben yazarlıkla ilk uğraşmaya başladığımda yazarlardan gelen önerileri sünger gibi emiyordum. Ne diyecek? Acaba diğeri ne diyecek? Bu ne diyecek? Heyecanla okuyordum. Benim gibi yazma heveslisi olanlar için kanalı bu şekilde evireceğim yavaş yavaş. Haberiniz olsun. Hatta yaşayan yazarlardan da yazma maceralarını dinleriz. İleride belki bilmiyorum talep olursa yaparız. Ne olmasın? Evet notosun sayısında şöyle bir başlık atılmış. Hikayeler anlatmak için. Ama bunun haricinde de yani Gabriel Garcia Marquez'in yazdığı bu yazının haricinde de röportajların arasında altını çizdiğim yazma önerileri var ve çevirilerde de var. Bir saatlik bir anlatı olur diye tahmin ediyorum muazzam bilgiler vermiş. Dinlemeyi sevmiyorsanız da açın okuyun oldu mu? Evet. Başlığımız hikayeler anlatmak için. Gabriel Garcia Marquez'in kendi kaleminden okuyalım. Bu yazı bittiğinde de altını çizdiğimiz yerlere bakalım. Söze bu atölyelerin bende kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyerek başlıyorum. Benim hayatta tek yapmak istediğim ve de hemen hemen tek yaptığım hikayeler anlatmaktır. Ama başkalarıyla birlikte hikaye anlatmanın bu kadar eğlenceli olabileceğini tahmin edemezdim. Sadece griotların, yani Batı Afrikalı hikayeciler, şairler, müzisyenler ve ozanların marip pazarlarında kıstadan hisse çıkarılan minik hikayecikleri ve binbir gece masallarının kuşkulu serüvenlerini tekrarlayıp duran bu onurlu ihtiyarların yalnızca bu topluluğun yüzyıllık yalnızlığa ya da Babil'in lanetine mahkum olmadığını düşündüğümü itiraf etmeliyim. Bizim çabalarımızın bu dört duvarın arasında kalacağını, şu ya da bu atölyeye katılıp duran sınırlı sayıda katılımcıyla paylaşılacağını bilmek çok üzücü. Şu ana kadar imgelemin kaprisli salınımlarını gözleyebilmek, tüfeğinin nişangahından tavşanın sıçradığı anı tam olarak görebilen avcı gibi. Bir fikrin ortaya çıkış anını tam olarak yakalayabilmek benim için imkansız değilse de çok zor gelmiştir. Ama insanın önünde bir metin varsa bunu yapmanın daha kolay olacağına inanıyorum. Geriye dönebilir ve şöyle diyebilir. İşte tam burada oldu. Çünkü tam orada o soruyla, o yorumla, o beklenmedik öneriyle hikayenin ters döndüğünü, biçime girdiğini, kesin olarak belli bir kanala yöneldiğini ayırt edebilir. Atölye konusunda en sık rastlanan karışıklıklardan biri buraya senaryo ya da senaryo projeleri yazmak için geldiğimizde düşünmektir. Bu doğal. Çünkü çoğunuz ya senaristsiniz ya da senarist olmak istiyorsunuz. Sinema ya da televizyon için yazıyorsunuz ya da yazmaya niyetlisiniz. Bu nedenle de buraya gelir gelmez mesleğin zihinsel alışkanlıklarının devreye girmesi mantıklı. Hala imgelere, dramatik yapılara, sahne ve dizilere ait terimlerle düşünüyorsunuz, öyle değil mi? O zaman hepsini unutun. Bizler hikayeler anlatmak için buradayız. Bizim burada öğrenmekle ilgilendiğimiz şey bir anlatının nasıl donatıldığı, bir hikayenin nasıl anlatıldığıdır. Çok açık konuşmam gerekirse bunun öğrenilebilecek bir şey olup olmadığını kendime sormuyor da değilim. Kimsenin moralini bozmak istemem ama insanların hikaye anlatmayı bilenlerle bilmeyenler olarak ikiye ayrıldıklarını düşünüyorum. Daha geniş anlamıyla iyi sıçanlar ve sıçamayanlar. Bu ifade biçimi size kaba geldiyse, Meksikalıların aynı anlama gelen ancak daha merhametli söyleyiş biçimleriyle iyi iş çıkaranlar ve çıkaramayanlar. Bakın. Ozan olarak doğulur. Sonradan ozan olunmaz demek istiyorum. Elbette ki sadece yetenek yetmez. Sadece yetenekli olup da bunu işlemesini bilmeyenin eksiği çok. Kültür, teknik, deneyim. Şu doğru. Aslı olana sahip. Nasıl olduğunu bilmem ama muhtemelen genleri ya da masalarda edilen sohbetler sayesinde ailesinden aldığı bir şeydir doğuştan gelen böyle bir yeteneğe sahip kişiler, belki de başka şekilde kendilerini ifade etmeyi bilmedikleri için niyetleri olmasa bile hikayeler anlatır. Fazla uzağa gitmeden kendime örnek vereyim. Soyut terimlerle düşünemem. Bir söyleşi de ozon tabakası hakkında ne düşündüğümü ya da gelecek yıllarda hangi etmenlerin Latin Amerika politikasının gidişatını belirleyeceği görüşünde olduğumu sorsalar, aklıma tek gelen onlara hemen bir hikaye anlatmak olur. Neyse ki bunu artık çok daha kolay yapabiliyorum. Çünkü bu işe yatkınlığımın yanı sıra deneyim sahibi de oldum. Giderek daha kısa hikayeler anlatıyor, böylelikle de daha az sıkıcı oluyorum. Formasyonuma başladığım hikayelerimin yarısını annemden dinledim. Annem şu anda 87 yaşında. Ne edebi söylevlerden haberi var, ne de anlatı tekniklerinden. Böyle şeyleri hiç bilmez ama vurucu darbeyi hazırlamayı iyi bilir giysisinin kolunda öyle bir as haklar ki, şapkadan mendiller ve tavşanlar çıkaran sihirbazdan çok daha iyidir. Bir keresinde bize bir şey anlattığını hatırlıyorum. Anlattığı şeyle hiç ilgisi olmayan birinden söz etti. Sonra heyecanlı hikayesine devam etti. O kişiye de bir daha değinmedi. Ama hikayesinin sonuna yaklaştığında paf! Birden yine aynı kişi. Teknik bir dille söylemem gerekirse hem de ilk planda ortaya çıkmaz mı? Herkesin ağzı açık kaldı. Kendim annemin kimilerinin öğrenmeye bir ömür harcadığı bu tekniği nereden öğrendiğini sorup durdum. Ben hikayeleri oyuncaklara benzetirim. Onları şu ya da bu şekilde donatmak bir oyuna benzer. Bir çocuğun önüne farklı özelliklerde bir sürü oyuncak konursa sanırım önce hepsiyle birden oynamaya yeltenir. Ama sonunda birini tercih eder. Bu tercih ettiği oyuncak yeteneklerinin ve yapmak istediği işin ifadesi olacaktır. İşte bizlere bu yeteneğin tüm bir ömür süresince gelişebileceği koşullar sağlanabilirse mutluluğun ve uzun ömrün sırlarından birini keşfetmiş oluruz. Gerçekten hoşuma giden biricik şeyin hikayeler anlatmak olduğunu keşfettiğim günden sonra bu arzumu gerçekleştirmek için elimden geleni ardıma koymadım. Kendi kendime şöyle dedim. Benim işim bu. Yapmam gereken bu. Hiçbir şey ya da hiç kimse beni farklı bir şey yapmaya zorlayamaz. Öğrencilik yıllarımda yazar olabilmek, kendi yolumda yürüyebilmek için çevirdiğim dolapları, yaptığım hileyi, hurdayı, attığım yalanları, kurduğum tuzakları hayal bile edemezsiniz. Çünkü beni zorla bir başka yola sokmak istiyorlardı. Hatta yakımı bırakmalarını sağlamak ve ilgilendiğim tek şey olan şiirleri ve romanları rahatça okuyabilmek için çok iyi bir öğrenci oldum. Öğrenciliğimin dördüncü yılında birazcık geç de olsa keşfettim ki İnsan sınıfta anlatılan dersi dinlerse sonradan çalışmasına, soruların ve sınavların sürekli kaygısını hissetmesine gerek kalmıyor. O yaşlardaki dikkat verilen konuyu tıpkı bir sünger gibi emiyor. Bunu keşfettikten sonra 4. ve 5. sınıflarda tüm derslerde en yüksek notları aldım. Beni bir dahi Tüm derslerden pek alan örnek öğrenci olarak gösteriyorlardı ve kimsenin aklına da bunu sonradan ders çalışmamak, kendi ilgilendiğim şeylere dalmak için yaptığım gelmiyordu. Elimdekinin kıymetini çok iyi biliyordum ben. Alçak gönüllülükle söyleyebilirim ki kendimi dünyanın en özgür insanı olarak görüyorum. Ne kimseye verilmiş sözüm var ne de herhangi bir şeyle bağım. Bunun nedeni ise Tüm yaşamım boyunca sadece ve sadece yapmak istediğim şeyi yapmış olmamdır. Hikayeler anlatmak. Arkadaşlarımı ziyarete giderim ve onlara kesinlikle bir hikaye anlatırım. Eve dönünce bir başkasını. Belki de bir önceki hikayeyi dinleyen arkadaşlarımın anlattığını anlatırım. Duşa girip de sabunlanırken kendi kendime günlerdir kafamın içinde dönüp duran bir fikri anlatırım. Yani anlatmanın kutsal çılgınlığına boyun eğerim ve kendime şunu sorarım bu çılgınlık aktarılabilir mi takıntılar öğrenilebilir mi şunu biliyorum ki insan deneyimlerini paylaşabilir sorunları gösterebilir bulduğu çözümlerden almak zorunda kaldığı kararlardan neden öyle değil böyle davrandığından neden hikayesinden belirli bir olayı çıkardığından ya da ona yeni bir kişi kattığından söz edebilir Yazarların başka yazarları okurken yaptıkları da bu değil midir Biz yazarlar romanları nasıl yazıldıklarını öğrenmekten başka ne için okuruz Onları karıştırır söker parçaları düzene sokar bir paragrafı ayırır onu inceler ve bir an gelir şöyle deriz Ha <laughs> evet yaptığı şu kişiyi buraya koymak o durumu da buraya almak çünkü ileride şeye ihtiyacı olacak Başka sözcüklerle söylemek gerekirse, okurken gözlerimizi açar, hipnotize olmamıza izin vermez ve sihirbazın hilelerini keşfetmeye çalışırız. Teknik, meslek ve işin püf noktaları öğretilebilen şeylerdir ve bir öğrenci bunlardan fayda sağlar. İşte atölyede yapmamızı istediğim şey de bundan ibaret. Deneyimlerimizi değiş tokuş etmek, hikayeler uydurma oyununu oynamak ve oynarken de bu oyunun kurallarını öğrenmek. Burası bunun denenebileceği ideal yerdir. Bir edebiyat katedralinde tahta oturan efendi ardı arkası gelmeyen kuramsal açıklamalarda bulunurken yazarın sırları öğrenilmez. Bunu öğrenmenin tek yolu okumak ve bir atölyede çalışmaktır. İnsan burada kendi gözleriyle bir hikayenin nasıl yaratıldığını, gereksiz ve yüzeysel olanların nasıl ayıklandığını birden sadece çıkmaz sokaktan ibaret görünen bir yola girdiğini görebilir. Bu nedenle buraya karmaşık ve süslü hikayeler getirmemelisiniz. Yapmamız gereken henüz oluşmamış oturmamış basit bir öneriden yola çıkarak hep birlikte onu nasıl bir hikayeye çevireceğimizi izlemektir ve bu hikaye belki de bir televizyon ya da sinema senaryosuna temel oluşturabilir. Uzun metrajlı filmler için gereken zamana sahip değiliz. Deneyimlerimiz de biliyoruz ki kısa ya da orta metrajlı filmlere uygun basit hikayeler bu tür atölyelere daha uygun. Çalışmaya özel bir dinamizm katarlar. Bizi bekleyen en önemli tehlikelerden birinden, yorgunluktan ve tıkanmaktan korurlar. Bu çalışma seanslarının gerçekten üretken geçmesi için kendimizi zorlamalıyız. Bazen çok laf, az iş üretilir. Zamanımız son derece kısıtlı olduğu için şarlatanlıklarla tüketemeyeceğimiz kadar değerlidir. Bununla hayal gücümüzü soluksuz bırakacağımızı söylemek istemiyorum. Burada bir sürü şeyin yanı sıra beyin fırtınası da işe yarar. Hatta birinin aklına gelen saçmalıkları bile göz ardı edemeyiz. Çünkü basit bir sapma son derece yaratıcı sonuçları mümkün kılabilir. Eleştiriye tahammülü olmayan atölye katılımcısı düşünülemez. Bu çalışma bir alma-verme eylemidir ve hem darbeler yemeye hem de darbeler indirmeye hazır olunmalıdır. Peki izin verilenle kabul edilemez olan arasındaki sınır nerededir? Bunu kimse bilemez. Bunu kişinin kendisi belirler. Bu nedenle kişi hangi hikayeyi anlatmak istediği hakkında çok açık olmalı. Buradan yola çıkarak hikayesi için gerektiğinde canla başla mücadele etmeli ama son derece esnek olmalı ve yeri geldiğinde de hikayesinin en azından görsel ve işitsel dilin olanakları dahilinde hayal ettiği şekilde gelişme imkanının bulunmadığını kabul edebilmelidir. Bu şekilde ayak direme ve esneklik karışımı farklı formlar uygulasa bile kişinin yaptığı her işte kendini göstermelidir. Örneğin ben romancı ile senaristin işinin birbirinden kesinlikle farklı olduğunu düşünüyorum. Bir roman yazarken kendi içime kapanır kimseyle hiçbir şey paylaşmam. Küstahlığım, zorbalığım ve kibrim mutlaktır. Neden? Çünkü bunun cenini korumanın, onun benim istediğim gibi gelişmesini sağlamanın tek yolu olduğunu düşünüyorum. Ama romanımın ilk taslağını tamamladığımda ya da hemen hemen tamamlanmış saydığımda başkalarının fikrine de ihtiyaç duyarım. Ve bu özgün metni az sayıda dostuma veririm. Bu kişilerle dostluğum uzun yıllara dayanır. Kriterlerine güvenim tamdır. Bu neden yapıtlarımın ilk okurları olmalarını isterim. Onlara güvenirim. Çünkü bana aman ne iyi yapmışsın, ne şahane demezler. Tam tersine neyin yolunda gitmediğini, kusurlarımı açıkça söylerler ve bunu yaparak bana büyük yardım etmiş olurlar. Bakın sadece erdemlerimi gören arkadaşlarım kitabımı daha sonra edit edilmiş şekliyle huzur içinde okuyabilir. Daha önce ihtiyaç duyduğum okurlar kusurları da görebilen ve bana gösterebilenlerdir. Bu eleştirileri kabul ya da reddetme hakkımı her zaman saklı tutarım kuşkusuz ama onarsız olamam. Neyse Eleştirmenlerin karşısındaki romancının portresi bu. Senaristinki çok farklı. Bu dünyada senaristlik mesleğini hakkınca yapabilmek kadar alçak gönüllülük gerektiren bir başka iş daha yoktur. Burada hem yaratıcı hem de başkalarına tabi bir iş söz konusu. Yazar yazmaya başladığı andan itibaren bunu bilir. Özellikle de senaryosu bir kez filme çekildi mi artık onun değildir. Hemen her zaman başka katılımcılarla ve hatta yönetmenin kendisiyle paylaştığı bir krediyi perdede bulacaktır kuşkusuz. Ama yazdığı metin başkalarının, ekip arkadaşlarının yarattığı seslerle ve imgelerle seyrelmiştir. En büyük yamyam daima yönetmendir. Hikayeye hükmeder. Onunla özdeşleşir. Tüm yeteneğini, mesleki bilgisini, varını, yoğunu hikayeyi izleyeceğimiz filme dönüştürmek amacıyla ortaya döker. Son noktayı koyan da o olduğu için bu anlamda anlatıcılardan ve senaristlerden çok daha fazla yetki sahibidir. Roman okurunun sinema izleyicisinden çok daha özgür olduğunu düşünüyorum. Roman okuru her şeyi, yüzleri, ortamları, manzaraları, canı nasıl istiyorsa öyle hayal eder. Ama sinema ya da televizyon izleyicisinin ona ekranda gösterilen imgeyi kabul etmekten başka çaresi yoktur. Bu o kadar gösterişli ve baskın bir iletişim biçimidir ki kişisel seçimlere yer bırakmaz. Yüzyıllık yalnızlığın filme çekilmesine neden izin vermediğimi biliyor musunuz? Çünkü okurun yaratıcılığına saygı göstermek istiyorum. Ursula teyzenin ya da albayın yüzünü canının istediği gibi hayal etme hakkı elinden alınmasın. Konudan fazlasıyla uzaklaştım. Konumuz senaristin işi değil. Herkesin az ya da çok boyun eğdiği anlatma çılgınlığını doyurmak için neler yapabileceğimizdi. Öncelikle enerjimizi atölye tartışmalarına odaklamamız gerekli. Biri bana sabahları yine burada düzenlenen su altı fotoğrafı atölyesine de katılarak bir taşla iki kuş vurmanın mümkün olup olmadığını sordu. Ona bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum dedim. Yazar olmaya kararlı biri günde 24 saat, yılda 365 gün kararlı olmalıdır. İlham gelirse beni yazarken bulacaktır. Bunu diyen kimdi? İşte bu kişi ne söylediğini biliyormuş. Amatörler kendilerine çiçekten çiçeğe konma lüksünü tanıyabilir. Yaşamlarını hiçbir konuya derinlemesine dalmadan bir işten ötekine atlayarak geçirebilirler. Ama bizler bunu yapamayız. Bizim işimiz forsalıktır. Amatörler gibi davranamayız. Evet Marco İzin bu yazısı burada bitti. <laughs> Yalnız şu söz çok iyiydi yazar olmaya kararlı biri günde 24 saat yılda 365 gün kararlı olmalı. Biz amatörler gibi olamayız. Bizim işimiz forsalıktır. Yazmak isteyenler bunu bir duvara yazsın. Ben yazacağım birazdan. Şimdi burada bitirmek istemiyorum. Dergide altını çizdiğim yine yazma önerileriyle ilgili olan yerleri tek tek okuyacağım. Yine biraz önce sözünü ettiği gibi Sayfa 35'te neden romanının e, filme çekilmesini istemediğini anlatıyor. Burada daha detaylı anlatmış. Ya da farklı olduğu için bana öyle geldi. Şöyle diyor. Romanın filme aktarılmasını istemiyorum. Çünkü filmi seyredenler hayal ettiklerinden farklı yüzlerle karşılaşacak. Çok film teklifi geldi. Ajansın bu teklifleri caydırmak için 1 milyon dolar istediğimizi söyledi. Onunla kabul ettikleri zaman rakamı 3 milyon dolara çıkarmak zorunda kaldık. Zaten bugüne kadar iyi bir romandan yapılmış iyi bir film görmedim ama kötü romanlardan yola çıkan iyi filmler gördüm. Yine duvara yazılacak bir söz bakın. Sayfa 37 burası da. Havada uçan filler var derseniz kimse size inanmaz. Fakat gökyüzünde uçan 425 fil var derseniz belki size inanırlar. Yüzyıllık yalnızlıkta bu türden çok şey var. Büyük annemin kullandığı teknik tam da böyleydi. Sarı kelebeklerce kuşatılmış bir karaktere dair olan hikaye bilhassa hafızama kazınmıştır. Evet çok güzel bu fil örneğini unutmayın. Sarı kelebekler Garcia Marquez'i anmak için özellikle kullanılan bir sembol haline geldi. Öyle söyleyeyim. Mesela Marquez'le ile ilgili bir yazı gördünüz bir film izlediniz. Niye burada kelebekler var sarı kelebekler var diye şaşırmayın. Zaten en sevdiği renkte sarıymış. Kelebek, bu kelebekleri de şöyle anlatıyor. Büyük annem derdi ki bu adam ne zaman buralara gelse evin içi kelebeklerle dolar. Anlattığı bir hikayede söylüyor bunu. Bunu yazmaya karar veriyor Marquez ve şöyle diyor, diyor, düşünüyor. Kelebeklerin sarı olduğunu söylemezsem insanların buna inanmayacağını fark ettim. Yani sadece kelebek dersem inanmazlar. Ona bir özellik katmalıydım diyor. Evet bir aforizma gibi bir söz daha. Her yazarın temel meselesi inandırıcılıktır. İnanılır olduğu sürece herkes her şeyi yazabilir. Yine aynı sayfada altını defalarca çizmişim, farklı kalemlerle de çizmişim belki görmem falan diye. Şöyle diyor. En nihayetinde edebiyat marangozluktan başka bir şey değildir. Bu benzetmeyi biraz açıklamasını istiyorlar ve yazdıklarını okuyayım. İkisi de zor iş. Yazmak neredeyse bir masa yapmak kadar zor. İkisinde de odun kadar sert olan gerçeklik diye bir malzeme ile çalışıyorsunuz. İkisi de numaralar ve tekniklerle dolu. Esasında işin içine çok az büyü ama çok fazla sıkı çalışma girer sanırım. Prost demişti bu sözü. İşin %10'u esinleme, %90'ı terleme. Hiç marangozluk yapmadım ama en değer verdiğim meslektir. Şunu da söyleyeyim aslında hicap duyuyorum ama bu örnekleri vermem gerekiyor. Belki birilerinin işine yarar diye söylüyorum. Ben yaklaşık 15 yıldır yazmaya çalışıyorum. Gerçekten işe gitmek daha kolay. Yazmak çok zor bir iş ve bazen şöyle düşünüyorsun. Nereden bulaştım bu işe? Niye uğraşıyorum diyebiliyorsun yorulduğun zamanlarda ama ertesi gün ya da birkaç gün sonra bu fikrinden cayıyorsun ve tekrar sarılıyorsun. Çünkü artık onun tadını aldın ya bağımlılık yapıyor. O tadı aldığın için başka bir şey sana aynı hazzı vermiyor. Bulamıyorsun başka bir şeyde. <laughs> Yine güzel bir söz var okuyayım. Er ya da geç insanlar hükümetlere değil yazarlara inanır. Ben bunu paylaşmıştım storyde. Şöyle demiş bir arkadaş. Ben yazarlara da inanmıyorum. Ben de şöyle cevap verdim. Olabilir ama tedavisi var. Alakasız ama şunu da ekleyeyim sayfa 43'te yazıyor Markozan biraz korkuyorlarmış sinirli bir adammış Mesela bir iş yapılacak teklifi yapılacak şöyle söylüyorlarmış ona Mercedesi de yetirisen sinirli oluyorsun Mercedes Markoez'in karısı. ez Romanı bittiği zaman bitene kadar kimseyle konuşmuyormuş. Burayı da sayfa 46'dan okuyorum Bittiği zaman bittiğini anladığı zaman ki duygusunu anlatıyor. Çok güzel ya. Demek ki ben deli değilmişim. <laughs> ben e, Bazen bana şey diyorlar. Hemen sen normal değilsin. Kafan farklı çalışıyor. Aslında bu bir heyecan. Bunu da buradan e, kanıtlamış oluyorum bunu okuyarak. Bakın 18 ay boyunca Gabriel Garcia Marquez her gün sabah 9'dan öğleden sonra 3'e dek hiç ara vermeden yazıyormuş. Sonra bir gün saat 11'de o gün yani. Bir de bakmış ki ilk romanı bitmiş. Şöyle yazmış <laughs> bu duygularını Marquez. Çok tatlı ya, adam çok samimi. Şimdi adam dedim diye de lütfen kimse yorum yapmasın. Ben de biliyorum bunu koskoca yazar olduğunu, Marquez olduğunu da. Adam yani sonuçta öyle de hitap edebilirim. Mercedes evde yoktu. Anlatmak için kime telefon ettiğimse bulamadım. Kafam nasıl karışıktı. Bugün gibi hatırlıyorum. Zamanı nasıl geçireceğimi bilemiyordum. Saat 3'e kadar oyalanmak için bir şeyler aradım, durdum. Şimdi çoğunlukla benim gördüğüm birkaç yazarla tanışma imkanım oldu. Şöyleler, Hı, evet ben biliyordum zaten biteceğini. İşte böyle heyecanlarını, yaptıkları hataları saklarlar falan. E, i̇şte bunlar samimiyetsiz davranışlar bence. Niye? İyi bir anlatıcı, iyi bir hikaye anlatıcısı, iyi bir yazar Samimi olmalı. Sessizliğinde bile samimi olmalı. Şimdi e, altını çizdiğim yerler bitti. Şöyle altını çizdiğim yerler bitti derken yazmakla ilgili olanlar. Burada yüzyıllık yalnızlıkla da ilgili, her yerde kelebekler var, sarı kelebekler. O kadar güzel bir sunum yapmışlar ki, dosya hazırlamışlar ki, yüzyıllık yalnızlıkla da ilgili çok güzel veriler buldum. Onları ayrı bir konu yapayım diye düşündüm. Şimdi. Bir röportaj yapmışlar onu okuyacağım. Birkaç sayfada bu sürecek sanırım 15 dakika sürer. Aç parantez şunu söyleyeceğim. Yaptığım seslendirmelerde araya girip konuşmamdan rahatsız olan sayın arkadaşlar. Dinlemek zorunda değilsiniz. Öyle değil mi? Benim de moralimi bozup bu işi yapmama engel olmayın olur mu? Evet başlayalım. Başlık şöyle sayfa 60'ta Yazarın devrimci görevi iyi yazmaktır. Evet bu röportaj 1983'te yapılmış. Mendoza soruyor, Marquez cevap veriyor ama yine hiçbir şekilde röportaj Marquez'in konuşmasıyla başlıyor. Hadi okuyalım. Ne demiş Marquez? Genelde bir yazar tek bir kitap yazar. Bu tek kitap birçok kitabında farklı başlıklarla boy gösterebilir. Bazak Conrad, Melville, Kafka ve kuşkusuz Faulkner gibi yazarlar için söylenebilir bu. Bazen kitaplardan biri diğerlerine nazaran öyle ön plana çıkar ki yazar tek bir kadim kitabın yazarı gibi görünür. Kim hatırlar Cervantes'in öykülerini? Ha? Yine de Cervantes'in öyküsünü okumak diğer bütün büyük eserleriyle aynı ölçüde keyif vericidir. Latin Amerika'da Venezuela'lı yazar Romulo, Doğuna Barbara kitabıyla ünlü ki en iyi eseri değil bu. Guatemala'lı Miguel, Sayın Başkan kitabıyla tanınır. Ama berbat bir romandır bu. Burada kısaca özetleyeyim, aynı yazarım bir başka eseri var. Guatemala Efsaneleri. Bu daha iyiymiş, öyle diyor Marquez. Mendoza soruyor, bakalım ne soruyor. Her yazarın hayatı boyunca tek bir kitap yazdığını kabul edersek sizinki ne olurdu? Makonda kitabımı, mı? Marco Ez cevap veriyor. Bu pek doğru olmaz. Yalnızca iki romanım. Yaprak Fırtınası ve Yüzyıllık Yalnızlık. Bir de Hanım Ana'nın cenaze törenindeki bazı öyküler da geçiyor. Öbürleri Albaya Mektup Yok, Şer Saati ve Kırmızı Pazartesi. Kolombiya kıyısında başka bir kasabada geçiyor. Tren ve muz kokusunun olmadığı bir kasaba. Ama nehir olan bir kasaba. Ancak öğle yemeği saatinde varabileceğiniz bir kasaba. Mendoza, Makondo kitabı değilse tek kitabınız ne olurdu? Yalnızlık kitabı. Hatırlarsanız, yaprak fırtınasındaki baş karakter mutlak bir yalnızlık içinde yaşıyor ve ölüyor. Yalnızlık, Albay'a mektup yokun merkezindeki kişinin de peşini bırakmıyor. Albay her cuma, karısı ve yavru horozuyla hiç gelmeyecek bir gazi maaşını bekliyor. Şer saatinde kasabanın güvenini kazanmayı bir türlü beceremeyen belediye başkanı da yalnız biri. Kendince yalnızlığın gücünü biliyor. Mendoza Aroliano Buendia ve başkan baba gibi. Eh, aynen öyle. Başkan babamızın sonbaharının ve yüzyıllık yalnızlığın temel izleyi yalnızlık. Mendoza, eğer yalnızlık bütün kitaplarınızın temel izleyi ise bu hakim duygunun köklerini nerede aramalıyız çocukluğunuzda mı? Marquez, bu sorunun herkeste olduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi yalnızlığı ve bunu ifade etme biçimi var. Bu duygu çok sayıda yazarın eserine hakim ama kimisi de bunu bilinç dışı biçimde ifade ediyor. Ben işte ikinci gruptayım. Mendoza'dan güzel bir soru geliyor. İlk kitabınız Yaprak Fırtınası, yüzyıllık yalnızlığın nüvesini taşıyor bu kitabı yazan genç adam hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz? Marquez. Ona büyük sempati duyuyorum çünkü kitabı aceleyle yazmıştı. Bir daha bir şey yazamayacağını, bunun tek şansı olduğunu düşünmüştü. Dolayısıyla bütün birikimini kitaba aktarmaya çalıştı. Özellikle de o sıralarda okuduğu İngiliz ve Amerikalı romancılardan aldığı yazınsal teknik ve taktikleri. Mendoza, Mendoza da güzel sorular soruyor. Bu yazarların Virginia Woolf, Joyce, Faulkner olduğu besbelli. Yaprak fırtınasının tekniği Faulkner'ın döşeğinde ölürkenine çok benziyor. Marquez Hayır birebir aynı değil. Tamı tamına belirlenmiş üç bakış açısı kullandım ama bu bakış açılarına isim vermedim. Yaşlı bir adam, bir oğlan, bir de kadın var. Yaprak fırtınasıyla başkan babamızın sonbaharının aynı teknik ve izlekte ölüyor olan tutum mesela yazıldığı gözden kaçmamıştır bir farklı ki Yaprak Fırtınası'nda kendimi serbest bırakmadım ve monologlar son derece sıkı bir plana uygun tasarlandı. Öte yandan Başkan Babamızın son bağrında bazen aynı cümlede olmak üzere çok sayıda monolog kullandım. Bu kitabın sonuna geldiğimde artık tek başıma uçabilecek ipleri koparıp dilediğimi yapacak hale geldim. Diğer sayfaya geçtim. Röportajın hepsini okumayın ben en iyisi. Renkli olan kısımları size aktarayım. Şöyle diyor. Bir otelde kalıyormuş. Genelde genel ev müşterilerinin gittiği bir otelde. Bakın acayip ilginç burası. Otelin parasını veremediği zaman yaprak fırtınasının yani yazdığı romanın notlarını teminat olarak veriyormuş. Hani biz kimlik veriyoruz ya. Onun yerine onu veriyormuş. Çünkü otelci de onu tanıyormuş. Bunlara bu yazılara çok değer verdiğini biliyormuş Marco Ez'in. <laughs> Tabi yıllar sonra Marco Ez'in ne oluyor? Yüzyıllık yalnızlığı yazıyor falan filan. Onu görmeye ve imzalı fotoğraf almaya geliyor otel görevlisi. Ee, her şeyi hatırlıyor adam. Her şeyi tabii ki. Tam 5 yıl yayıncı aramış. 5 yıl. Hem de bu kadar iyi bir yazar. Bir yayıncı şöyle bir mektup yazmış Marko bakın. Hatta Marko kendi cümlesiyle okuyayım demiş ki Başka işlerle uğraşmamı tavsiye eden bir mektup bana gönderdi. Mesela, albaya mektup yoku da bir yayın evine göndermiş ve direkt reddedilmiş doğrudan bu arada hapse atılma riski de taşıyormuş çünkü alvaya mektup yok şer saati hanım ananın cenaze töreni kolombiya'nın gerçekliğini yansıtıyormuş bu kitapları yazdığına pişman değil diyor ki bu kitaplarda büyülü gerçeklik yok bu arada bunlar durağan ayrıcalıklı bir gerçeklik tasavvuru sunan planlanmış edebiyat türüne girer ister iyi ister kötü olsunlar, son sayfada biten kitap türlerinden. Artık bana bu tür kısıtlayıcı geliyor, daha iyi şeyler yazabilecek kabiliyette olduğumu düşünüyorum. Neden bundan vazgeçiyor ve büyülü gerçekçiliğe geçiyor? Bunu da şöyle açıklıyor. Çok uzun süre düşünmüş ve şöyle demiş. Sonunda kendime adadığım şeyin ülkemin toplumsal ve siyasi gerçekliği olmadığı, hiçbir şeye ayrıcalık göstermeden veya hiçbir şeyi küçümsemeden bu ve öteki dünyanın toplam gerçekliği olduğu sonucuna vardım. Şimdi burada bulamadım ama şöyle bir sözle söylüyordu. Marquez ben çok etkilendim bundan. Bizim işimiz yargılamak değil. Sadece anlatmak. Mesela bir yazı yazarken atıyorum sigaranın zararlarından söz etmeyi kötü ebeveynlerden hani onları yargılamak amacıyla onu söylüyorum. O zaman o sanata girmiyor. Yani toplumsal mesajlar da vermeye çalışmak işte kadın hakları şu bu sanata girmiyor. Neden? Kral Oidipus üstünden gidelim. Bu arada bu cümleleri ben söylüyorum, okumuyorum şu anda. Kral Oidipus üstünden gidelim. Gabriel Garcia Marquez'in en sevdiği kitap Kral Oidipus. Neydi? Hatırlayalım. Kahramanımız Oidipus annesiyle evleniyordu. Öyle değil mi? Ama orada yargılama yok. Direkt olaylar anlatılıyor. Bu yüzden de olay ne oluyor? Sanat oluyor. Yargılamayı okur kendi yapabilir. Kendi aklı var. Yönlendirmeye gerek var mı? Okur aptal yerine koymaya gerek var mı? Okur bunu anlamaz mı? Şurayı da okuyayım. Diyor ki Latin Amerikalılar romandan çok iyi bildikleri zulümlerin ve haksızlıkların ifşasını bekliyor daha ziyade. Militan arkadaşlarımın çoğu yazarlara ne yazıp ne yazmamaları gerektiğini belki de farkında olmadan dikte etme ihtiyacı duyuyor. Yaratma özgürlüğüne kısıtlamalar koyarak gerici bir tavır almış oluyorlar. Ben bir aşk romanının herhangi tür bir başka roman kadar meşru olduğunu düşünüyorum. Yazarın esas görevi, tabiri caizse, devrimci görevi iyi yazmaktır. Marquez'e nasıl büyülü gerçekçiliğe döndüğünü tekrar sormuş daha doğrusu bitsel yaklaşıma şöyle diyor. Büyük annemin hikayeleri bana ilk ipuçlarını verdi. Dergi boyunca bundan söz ediliyor zaten. Hep büyük annesinden ve anlatılan hikayelerden, kasabada anlatılan hikayelerden etkilenmiş. Bunları yazıya dökmüş. Örneğin diyor, dua okuyarak ineklerin kulaklarından kutlar çıkaran adamları bir hatırlayın. Latin Amerika'daki günlük hayatımız bu tür şeylerle dolu. Yüzyıllık yalnızlığı yazmam için rasyonalistlerin ve stanalistlerin gerçekliği anlamayı kolaylaştırmak için yıllarca dayattıkları sınırlamalardan kurtularak bu gerçekliğe kendi gerçekliğimize bakmam yetti. Bu da bir tane daha yazmak isteyenler için güzel bir ipucu buldum. Sayfa 64'e kadar geldik. Soruyorlar diyorlar ki, Mendoza soruyor daha doğrusu. Gerçeküstü unsurlar, abartılı orantılar, bunlar gerçek mi yoksa edebiyatın verdiği bir ruhsattan mı ileri geliyor? Marko Ezin cevabı: Orantısızlık gerçekliğimizin bir parçası. Gerçekliğimiz kendi içinde orantıdan büsbütün yoksun. Bunu anlatacak sözleri bulamayan yazarlar için ciddi bir sorun teşkil ediyor bu. Bir ile alalım. Örneğin, Okur'un hayalinde canlanabilecek Avrupa'daki en büyük nehir 1770 mil uzunluğundaki Tuna. Peki Okur, bazı noktalarda karşı kıyısı görünmeyecek kadar genişleyen Amazon'u nasıl hayalinde canlandıracak? Ha? Fırtına kelimesi Avrupalı Okur için başka bir şey, bizim için başka bir şey çağrıştırıyor. Tropiklerin sel gibi sağanaklarını aktarması pek de mümkün olmayan yağmur kelimesi için de geçerli bu. Suları kaynayan nehirler. Yeryüzünü titreten fırtınalar, koca bir kasabayı süpüren kasırgalar bizim yarım küremizde uydurma değil doğal dünyanın bir boyutu. Ve şöyle diyor başka bir soruya cevap olarak e, kitabın izleyi, izlediği yol yani tekniği ve dil seçimini belirler. Evet bir de çok hoşuma giden bir yer daha var oraya okuyayım yazdığı eski kitaplar hakkında ne düşündüğünü soruyorlar. Mesela benim başıma da gelmişti. Çok kötü bir kitap yazmıştım 25 yaşlarındaydı. Utanmadan bunu bastırmıştım ve kalanları topladım nadir kitaptan falan satın alarak topladım tabii ki. Niye kimse görmesin diye. Ama Gabrielin yazdığı şey şimdi beni biraz rahatlattı çünkü acaba kalmış mıdır birkaç tane birilerinin eline geçer de rezil olur muyum diye düşünmüştüm. Herhalde basın tarihine de bakarlar o, okumak isteyenler ki okum aman kimse görmesin yine de şöyle diyor daha önce bahsettiğim babalık şefkatini hissediyorum o kitaplara karşı büyüyüp de evden ayrılan çocuklar için hissedilen duygunun aynısı o iki kitapları çok uzaklarda kalmış savunmasız evet savunmasız müdahale edilemez. Şeyler olarak görüyorum ve onları yazan genç adama verdikleri baş ağrılarını hatırlıyorum. Mendoza soruyor, bunları artık biliyorsunuz bu teknikleri, çok kolay bulduğunuz çözümler. Marquez cevap veriyor, evet diyor, şu anda adını anmaya bile değmeyecek ufak tefek sorunlar aslında. Şu an çözebilirim bunu. Sizce en önemli kitabınız hangisi diyorlar? Marquez şöyle söylüyor, beni unutkanlıktan kurtaran başkan babamızın sonbaharı. Albay'a mektup yoku tam 9 kez tekrar yazmış. Eserlerim arasında en sağlam kitap bence o diyor. Kırmızı Pazartesi içinde şunu söylüyor. Normalde ben yazdığımda karakterler alır başını gider, olaylar alır başını gider ve denetleyemezdim. Ama Kırmızı Pazartesi de denetlemeyi sağlayabildim. Tavrulup gitmedi. Bu yüzden Albay'a mektup yoktan daha iyi diyebilirim şu anda diyor. Mendoza'dan yine güzel bir soru. En iyi kitaplarınızın arasına yüzyıllık yalnızlığı neden koymuyorsunuz? Çok tuhaf değil mi bu diyor. Marquez, evet. Hayatımı neredeyse mahvediyordu. Yayınlandıktan sonra artık hiçbir şey aynı değildi. E neden diyor Mendoza. Marquez, çünkü şöhret gerçeklik algınızı neredeyse iktidar kadar sarsıyor. Özel hayatınızı sürekli tehdit ediyor. Maalesef buna dayanmak zorunda kalana kadar kimse buna inanmıyor ve anladığım kadarıyla da yüzyıllık yalnızlığın diğer eserlere haksızlık ettiğini düşünüyor. Kendi cümleleriyle okuyayım. Başkan babamızın sonbaharı edebi anlamda daha büyük bir başarı. Bu kitap iktidarın yalnızlığına dair. Öte yandan yüzyıllık yalnızlık gündelik hayatın yalnızlığına dair. Herkesin hayat hikayesi. Üstelik sade, akıcı, çizgisel bir biçimde. Hatta şöyle diyeyim ki, daha önce de söyledim, yüzeysel bir biçimde yazılmış. Mendoza ondan nefret ediyor gibisiniz. Marquez, hayır ama güneşin altındaki bütün numaralar ve üç kağıtlarla yazıldığını biliyorum. O kitabı yazmadan önce de daha iyi bir iş çıkarabileceğimi biliyordum. Evet okuyacaklarım bu kadar. Ben keyif aldım açıkçası. Şöyle de çok ilginç bir nokta var kapatmadan onu söyleyeyim. Ben normalde bunu okumuştum. Size anlatmak için altını çizdiğim yerleri tekrar okudum ve bazı yerleri ilk defa okumuş gibi oluyorum. Neden böyle acaba? Çok ilginç, değil mi? Sanırım anlatırken daha iyi öğreniyor insan. Pekala iyi okumalar, iyi yaşamalar, hatta iyi yazmalar diliyorum. Bence çoğunuz yazarsınız. Öyle hissediyorum. Görüşmek üzere.